Açıklama yapıldı. Mehmet Demirkol, bizim açıklama başlamadan önce konuştuğumuz konular, ikisi bir arada olmayacağını söylemiştik zaten. Eğer 21 takımda oynanması kararı çıkarsa, öbür taraftan bu yabancı kuralının zaten uygulanması mümkün olmayan bir kararın 21 takımda hiç uygulanamayacağını söylemiştik. Zaten o şekilde de bir karar vermiş Türkiye Futbol Federasyonu. Ama seneye uygulanacak. Ondan sonraki sene. Yani bir sene, bu sene içinde çok oyuncu yetiştirmemiz lazım. Tabii bayağı yetiştirmen lazım. Sergen Hoca'nın sözü neydi? Altyapıya önem vereceğiz. Yeni bir hocayla anlaşıyoruz. 3-5 bilemedin 10 sene içerisinde minimum. Oradan verim almaya başlayacağız. Şimdi tabii Sayın Bakanı, başkan, iki başkanı yaklaşık 20 dakikayı aşkın zamandır dinliyoruz. Bir takım yani bir şey anlattıklarını anladık da 3 temel konunun cevabı verilmedi. Bir, en önemlisi neden? Mehmet Sepil en son anlatırken biz argümanlarımızı sunduk dedi. Neden ama? Onlar da anlayışla karşıladılar. Anladım da biz bilmiyoruz ki. Neden şu pandemiden etkilenildi? Konya Spor etkilenmedi mi? Etkilendi. Bursa Spor etkilendi. Trabzon etkilenmedi mi? Trabzon Spor şampiyon olacak da o etkilenmedi mi? Etkilendi. Peki Trabzon Spor ve Konya Spor niye itiraz etmiyor bunu? Onu merak ediyorum ben. Neden? Bursa Spor niye itiraz etmiyor? Akhisar niye itiraz etmiyor? Onlar niye? Onları da çıkarın, onları da alın. 21 olduktan sonra 25 de olur. Ne olacak? Bir, neden? Bunca... Onu özellikle Nihat Bey söyledi. Önümüzdeki sene 4 takım düşecek ve ondan sonra 20 takım olarak devam edecek. Anladım da neden? Pandemi. O zaman Başakşehir niye şampiyon? Olmasın Başakşehir şampiyon. Trabzon'a ne? Trabzon etkilendi. Yani, etkilendi. Etkilendi, şampiyonluğu kaybetti. 30 senedir bekliyor. Şampiyon olacaktı, liderdi. Eğer o günlük bitseydi Paris Saint Germain'de olduğu gibi şampiyon olmayacak mıydı Trabzonspor? Öyleydi. Bu kararın ondan ne farkı var? Bence Trabzonspor, Galatasaray, Beşiktaş'ın ihtimali var mıydı? Onlar da itiraz etsinler. Bizi de şampiyon ilan edin diye. Bizim de dengemiz bozuldu. Bozulur tabii. Oyuncumun dengesi bozuldu. Hocamın dengesi Galatasaray 2.7'ye çıkarmıştı puan ortalamasını. Doğru. Yani hızla gidiyordu. Şimdi neden sorusunun cevabı yok. Nasıl? Başka soru. Nasıl? Onu 42... açıklayacaklarını söylediler. Ya, 42 haftayı... Ya, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı 42 haftayı... 42 haftayı nasıl nereye sığdıracağız? Belli değil. Türkiye Kupası maçları mı hazırlanacak? Onun yayıncısı var. O niye o maçını versin? Çok özür dilerim. Cem Durak neden 40 hafta? Niye kesin 40 bilgi mi? Ne 40 hafta? Ekip birer tane bay geçecekler. Her hafta bir takım birer tane bay geçecek. O yüzden 42 diyoruz. 40 hafta diye Cem Durak düzeltiyor da 40 hafta. Tamam 40 hafta neyse canım. Ben yanlış sebebini söyleyelim de. Matematiğim iyi değilse 40 haftadır bilmiyorum. Olabilir yani. Üniversite sınavına geri dönmeyelim. Kaç soruya kaç net yaptım. Yani boş ver tamam. Neyse canım. Sığmıyor yani. Baktık sığmıyor. Olmadı. Bir de üstüne bunun maliyeti çok yüksek. Yani kaç maç ekleniyor? Bunların çekimi var, şusu var, busu var, stadı var, ışığı var vesairesi. Yani yayıncı açısından da çok ciddi maliyet. Mutlaka. Ve üstüne bir para var ve o paranın azaltılması yönünde bir görüşme yapılıyor. Ve bu bunun da bölünecek. Paylaşımı... Peki buna niye Trabzonspor, Galatasaray ve Konyaspor evet diyorun? Ben cevabını merak ediyorum yani nacizane. Şimdi Trabzonspor taraftarı merak etmiyor mu kardeşim ben niye şampiyon olamadım o zaman diye? O günkü kararla bugünkü karar arasında ne fark var? Galatasaray taraftarı merak etmiyor mu? Ya ben 2.70'li gidiyordum ya diyor. Şimdi mesela ben bir neden sonuç ilişkisi dedim ya. Fatih Hoca'nın Mustera'nın sakatlanmasına, offside kalkmasaydı Mustera sakatlanmazdı dedi. Koskoca bir futbol şehri Bursa Spor. Orada bir neden sonuç ilişkisi evet. Yok dedim ben. Birbirini takip eden şey. Ancak o devam etseydi evet hocanın... yürüttüğü mantıklı sakatlanmayabilirdi Mustera diye düşünebilirsin. Şimdi etkilen bir konudan bir kulüp evet Ankara Gücü etkilenmiştir kuşkusuz ki bence çok iyi futbol oynadılar. Yani büyüklerden aldıkları puanlar kaç 5 maçta mı puan kaybettirdiler? Etkilenmeyen var mı? İşte onu diyorum zaten. Şimdi Konyaspor acayip bir geri dönüş yaptı. Etkilenme aynen öyle. Konyaspor acayip bir geri dönüş yaptı. Şimdi bunu 3-0'dan maçı çevirdi. O yüzden ben neden sorusunu merak ediyorum. Bursa Spor beni de bu ligi alın demez mi? Ben olsam derim. Trabzonsporlu olsam derim ki ben şampiyonluğum kardeşim benim şampiyonluğuma ne oldu? Aldın ne şampiyonluğumu elimden derim. Ben o gün şampiyondum. O gün bitirseydin ligi şampiyondum. Doğru. Oynattın olmadı. Kötü etkilendin. Ben de etkilendim yani sadece düşen sevgili Ankara Gücü, Malatyaspor ve Kayserispor. Şimdi birisini unutunca kızıyorlar bizi niye unuttun diye. Kayserispor'un değerli taraftarları, yöneticileri ve oyuncuları etkilendiler de geri kalan herkes de etkilendi. O yüzden ben 25 dakikalık konuşmada bir neden, nasıl ve ne zaman soruların cevaplarını alamadım. Enteresan bir basın toplantısı oldu.